Taceddin Bey, şimdi oradaki bölgeden de son haberleri almaya çalışıyoruz. Genel gidişatı nasıl görüyorsunuz? Genel gidişatı şöyle görüyorum, malumunuz bir yerde bir harp mevzuu varsa burada masaya oturmanız için, masaya oturmadan evvel taraflar bir dengeye oturması lazım sürecin. Bir dengeye oturmadan evvel orada masaya oturamazsınız. Otursanız bile Bade heva işte. Aynı bizim Antalya'da oturdukları gibi. Bağda heba oturdular ama oturmuş olmaları da güzel bir şey. Bu da bizim bir muvaffakiyetimiz. Şimdi burada e, Rusya'nın neyi amaçladığı, Batı'nın ne yaptığı bunların hepsi bir tarafa. Savaşın hali ve gidişatına baktığımızda henüz bir dengeye oturacak savaşın sürecin. Örneğin Yusuf Alabarda'ya selam olsun. Yani Yusuf abinin söylediği bir şey Libya Savaşı nerede dengeye oturdu? İşte o Sirte Cufra hattında dengeye oturdu. Şimdi burada benzer bir şeyin olması lazım. Mariupol bu, bu mudur? Değildir. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü o Azak Denizi ile alakalı bir şey. Azak Denizi ile alakalı bir önemli bir şehir, iktisadi bir şehir. Azak Denizi'nin şu an bu savaş açısından stratejik bir ehemmiyeti var mı? Yok efendim. Zira Boğaz zaten Rusların elinde. Giriş ve çıkışla alakalı. Demek burada bir başka şey olacak dengeye oturması için. Bu neresidir? Soru bu. İşte böyle görünüyor ki ben askerlikten anlamam. Haddimi bilirim iki tu generalin arasında ama gördüğüm mü bildiğim, anladığım kadarıyla bu ya Odesa'dır. Çünkü Odesa'nın da düşmesi bir nevi Tataristanlaştırmaktır Ukrayna'yı. Tataristan'a baktığınızda görürsünüz ki Rusya'nın içinde bir adadır orası. Haliyle bir yerden sorarım cumhuriyet Hüviyeti de kalmamıştır. Yahut e, Kiev'dir. Kiev'e varıldığında bir şekilde eğer içeriye girilirse bambaşka bir şeyden bahsedeceğiz o zaman. O zaman denge değil bir başka dönüşümden, transformasyondan bahsedeceğiz. Nedir? Yani Kiev'e girerse Rusya ne değişecek? Efendim her şeyden evvel şunu anlıyorum ben. Birincisi bu İtalya Savaşçılar mevzunun işin içine girmesiyle birlikte... Ki burayı... yabancı savaşçılar 40 binin üzerinde galiba sonuçta. O, işte o rakamdan yani da fazla. O, o o yani. Daha da fazla. Yani o söylenenler hiçbir tanesi inanmayın. Hiçbir şey inanmayın. bilmiyorum orada. Bu İtalya Savaşçılar mevzuunun Ukrayna krizini bir başka yere evirmesi, Suriye'den beter bir yere dönüştürmesi mümkündür. Ama bir süredir gördüğümüz bir şey var. Bu da şu Rusya batının kapasitesini test ediyor. Ve e, Suriye'deki krizi uzattığı gibi buradakini de uzatarak bir yerden sonra e, bir iktisadi çöküşe zorlamak istiyor. Çünkü bildiğimiz şey şu, evet çok büyük bir kapasiteden bahsediyoruz ama cennetten gelen da değil bu. Yani Rusya'nın da kapasitesinin bir hududu var ve gördüğümüz şu ki aslında Barış Güvercini olarak karşımıza çıkan bu batılı e, söylem sahipleri... Hiçbir şekilde burada bir barış amaçlamıyorlar. Barış amaçlasalar yaptırımları barışa müteveccih olur. Oysaki amaçları Rus iktisadını batırmak üzerine. Yani bütün yaptırımların hüviyetine bakıyorsunuz. Burada amaçlanan şey Rus iktisadını batırmak. Bu sebeple ben diyorum ki buradaki öncelikli hedef bu şey değil. Rusçuluk yapmıyorum yani. Lütfen izleyenler de öyle tefsir etmesinler sözlerimi. Nereye oturacak? Kiev'den sonra ne olacağı konuşuyoruz. Şimdi hal böyle olunca bunu uzatacak. Bu süreci uzatacak bir hamle olarak yabancı savaşçıların gelmesi... ...ve buna karşılık da layus el savaşçılar. Yani hiçbir sorumluluğu olmayan Suriye'den getirdiğiniz adamların... ...Orta Afrika'dan getirdiğiniz adamların bir sorumluluğu olur mu size karşı? Parasını veriyor, savaşıyor. Kim para verirse bu, onun tarafında. Bu da şunu getiriyor beraberinde. Demek ki buradan bir düzen çıkarmak istemiyoruz ya. Bakın bu adamlarla birlikte siz orada bir terör bir tedhiş yaratırsınız demografik dönüşüme yol açarsınız. Ukrayna'nın IŞİD'i çıkar mı? Ukrayna'nın IŞİD'i, DAEŞ'i böyle gruplar çıkar mı orada da? Ukrayna'ya ait. Ukrayna'da da çıkar mı böyle Efendim, terör grupları? Ortodoks veya? cihatçılığından bahsedemeyiz. İslam cihatçılığı Mustafa Sivay ile birlikte Suriye'de türedi. O bir başka kavram. Öyle olabileceğini düşünmüyorum ama... Burada e, Yani aslında bir, şunu demeye çalıştım. Onların da İslamiyetle dinle alakası yok. Onlar paralı asker, lejyon diyelim isterseniz daha güzel olur. Yani siz özellikle ya, ideolojik şu, bir şeye de dönüşür mü oradaki şeyler, terör grupları İdeolojik olarak dönüşecek kanaatinde değilim. Çünkü o motif artık dünyada kalmadı. Bunun yerine daha çok medeniyet ve kültür üzerine kurulan bir şey var. Şimdi bu sebeple Gördüğüm şey şu. Bir Kiev'e girerse Putin yapacağı şeylerden birisi idareyi dönüştürmek, ikincisi Ukrayna Kilisesi'ni ortadan kaldırmak olacak. Ukrayna Kilisesi'ni ortadan kaldırmadan muvaffak olamazsınız Ukrayna'da. Yani siz e, bu yeni tesis edilen Ukrayna Kilisesi'nin varlığı sürdüğü sürece orada yapmak istediğiniz size payanda olan o yapıyı kuramazsınız. Bu sebeple ben Kiev'se eğer bu dengeyi sağlayacak denge Burada bir idarenin ikincisi kilisenin dönüştürülmesinin hedeflendiğini düşünüyorum. Ee, Bugün bu... Papa'nın da bu arada Papa Fransiskus'un da açıklaması vardı Rusya'ya Ukrayna işgalini bitirmesi için. Efendim Papa dediğiniz hele 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'nın basın sözcüsü yani çok da <laughs> kale almam onu da ee, söyler bir de din adamı pastoral bir kimliği var söyler onu. Ee, hatırlayacaksınız Küba küfüze krizinde de Papa 23. Yohannes benzer şeyler yapmıştı. Yaparlar bunlar. Bunlar yani Vatikan'ın özellikle 2. Vatikan Konsili sonrası konumlanması buna çok müsaittir. Neticede şuraya e, gelir ve söylerim. Burada savaşı Rusya yahut Ukrayna lehine bir dengeye oturtacak bir zemin olduktan sonra masaya oturulacak. Kollanan şey kanaat fakirhaneme göre bu. Mümkün mü yakın vadede hiç görmüyorum. Dediğim gibi ben askerlikten anlamam ama gördüm ve analizlerden okuduğumu anladım. Özellikle Avrupa merkezli analizlerden okuduğum ve anladığım uzun bir sürecin bizi beklediği... Bunun da vadesini kestirmek benim gibi... Uzun de süreç gibi. yani Suriye'deki gibi yıllar süren bir savaş mı göreceğiz? Size göre Ukrayna'da yoksa bir yıl mı, aylar mı? Hanımefendi o iki dirence bağlı. Birincisi Ukrayna'nın askeri direncine, ikincisi Rusya'nın iktisadi direncine. Bu iki direnç bize savaşın ömrü hakkında bir şeyler söyleyecek. Çünkü gördüğümüz şey şu, Batı'nın Ukrayna'nın müdafası ile ilgili herhangi bir inisiyatif almak gibi bir niyeti yok. Olacak gibi de değil. Oraya ithal ettiğiniz yabancı savaşçıların Ukrayna'yı Rus ordusuna karşı savunmaları gibi bir şey mevzu bahis değil. Şey nedir? Avantaj nedir? Rusya'nın kendi içindeki bir takım dinamikleri, mesela orada Dağıstanlı savaşçılar var. Çeçen savaşçılar var. Sadece Kadirov'un savaşçıları değil, Ukrayna tarafındaki Çeçen savaşçılar da var. Ve biz biliyoruz ki ilk, yani Dudayev sonrası, Basayev zamanı falan bunları hatırladığımız bu zamanlar... ...Çeçenistan'ın konumlanması ve halkın, bir milyonluk bir halktan bahsediyoruz. Ee, çok da öyle prorus falan değildi. Tam tersi başka dinamikler var. Şimdi orada bir süre sonra Kafkaslarda ve sahir yerlerde... Rusya'nın e, istemeyeceği bir takım şeylerin tetiklenmesi mümkün bu savaş sebebiyle, burada yaşananlar sebebiyle. Bu sebeple ben Rusya'nın çok uzatmak istemeyeceğini düşünüyorum. Ancak bir takım neticeler elde etmek istediğini düşünüyorum bunun da en önemli tarafı. E, bir miktar demografiyi değiştirecek, biraz daha efendim e, mülteci akınına sebep olacak şeyler yapabileceklerini düşünüyorum. Yani kan ve göz insanların çıkmasını sağlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu stratejisi, Rus bu stratejiyi benimsedi. Suriye'de tatbik etti, işe yaradığını gördü. Ee, bununla birlikte e, savaşın çok uzayacağının, çok uzamasına yönelik bir irade ortaya koyacağını da tahmin etmiyorum. Fakat dediğim gibi e, Ukrayna'yı en azından söylem bazında ayakta tutan bir batı var ve bu batının da ben savaşın kısa vadede sonlanmasını arzu edecek kanaatinde değil. Peki çok teşekkürler. Evet.